Benim iki oğlum var. Biri ilk karımdan, diğeri senden. Tabiatıyla sen de her kadın gibi kendi çocuğunu büyük bir şefkatle sevecek. Her seferinde karşımıza farklı bir karakter olarak çıkan, duygularımızı derinden etkileyen o adamı her zaman görebiliriz. Kimi zaman Manav Halil olarak belirir. Kimi zaman da katı bir gazino sahibi olan Halil'i canlandırır. Diğer günlerde ise arkadaşının mutluluğu için kendi aşkını feda eden asil bir adam olur. Trençkot'un Ayhan Işık'tan sonraki en iyi taşıyıcısı olmuştu ve muhtemelen döneminin en yakışıklı ismiydi. O, 70'li yılların gençlerine romantik komedileri sevdiren kişiydi. Zengin bir aşık karakteri olarak karşımıza çıksa da asla kibirli biri değildi. Bazen de gururlu ve fakir bir genç olarak hem kalbiyle hem de yumruğuyla sevdiği kadını koruyan yakışıklı bir delikanlıydı. Edison, Ekrem Bora ve Ayhan Işık gibi oyuncular nadiren öpüşme sahneleri yaparken o bu tür sahnelerde genç kızların kalbini fethederdi. Aklımızda kalan pek çok filmi vardır. Ağaçlar Ayakta Ölür, Fıstık Gibi Maşallah, Vesikalı Yarim, Tophaneli Osman, Seninle Ölmek İstiyorum, Tatlı Günler, Hayat Mı Bu ve daha fazlası. Vesikalı Yarim'i defalarca izlememizin nedeni de işte budur. Siyah beyaz dönemin en canlı karakteriydi. Bu hikaye birinin zirveye ulaşma öyküsüdür. İzzet Günay 21 Ağustos 1934'te İstanbul Sarıyer'de dünyaya geldi. Babası liman görevlisiydi ve Günay da babasının sevgisiyle denizin maviliğini içine çekerek büyüdü. Babasıyla birlikte sonsuz denizlere yaptıkları seyahatler onun için büyük bir mutluluk kaynağıydı. Fakat ortaokul yıllarında çok sevdiği babasını kaybedince hayatının ilk büyük darbesini alır. Annesi ve kendisinden 2 yaş büyük ağabeyiyle birlikte zorlu bir döneme adım atarlar. Orta öğrenimini tamamladıktan sonra İzzet Günay mesleki bir yol arayışına girer ve Deniz Harp Okulu'na katılır. Ancak askeri hayat onun için uygun değildir ve bu yolu terk ederek Haydarpaşa Lisesi'ne geçiş yapar. Lisede eğitimine devam ederken tiyatro ile ilk ciddi temasını yaşar. Okulun tiyatro oyunlarında yer alarak hem yakışıklılığı hem de oyunculuk yeteneğiyle dikkat çeker. Günay sadece tiyatroda değil, çizimde de yeteneklidir. Liseden mezun olduktan sonra İstanbul İmar Müdürlüğü'nde harita bölümünde teknik ressam olarak çalışmaya başlar. Mimariye olan ilgisi onu bu alana yöneltmiştir. İşten artan kalan zamanlarda ise ek gelir elde etmek için dans dersleri verir ve ailesine maddi destek sağlar. Uzun dans saatleriyle enerjisini tüketse de bu onun için önemlidir. Askerlik görevini tamamladıktan sonra İstanbul'a dönen Günay, hayatında yeni bir yön belirlemek ister. İşte tam bu sıralarda kariyerine şekil verecek bir fırsatla karşılaşır. Haldun Dormen'in tiyatro kurslarına yeni öğrenciler aradığı bir gazete ilanı gözüne çarpar. Kararsızlık yaşasa da bu kursa katılmaya karar verir ve kayıt formunu doldurur. Hayatının dönüm noktasının farkında olmadan. Maddi zorluklar içinde olmasına rağmen Haldun Dormen tiyatrosuna başvurmak için gereken fotoğrafı çektirmek üzere son parasını harcar İzzet Günay. Uzun bir bekleyişin ardından tiyatrodan herhangi bir haber alamaz ve bu durum onu hayal kırıklığına uğratır. Ancak yılmadan bir kez daha şansını denemeye karar verir ve tiyatroya doğru yola çıkar. Tiyatroya varmak üzereyken beklenmedik bir şekilde Haldun Dormen ile karşılaşır. Dormen onu fotoğrafından tanır ve başvurusunun kabul edildiğini bildirir. İzzet Günay bu andan itibaren tiyatro eğitimine başlar ve artık profesyonel bir tiyatro oyuncusudur. Haldun Dormen Tiyatrosu'nda Charlie'nin teyzesi, Kara Ağaçlar Altında, Altın Yumruk, Sevgilime Göz Kulak Ol gibi birçok oyunda rol alır ve Ayfer Feray, Nisa Serezli, Kavran Yüce, Lale Berkız gibi tanınmış isimlerle çalışma fırsatı bulur. Tiyatro onun için bir tutku ve yaşam biçimi haline gelir. Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra ışıkçılık, set amirliği ve sahne dekorasyonu gibi farklı alanlarda da deneyim kazanır. Tiyatro kariyerine devam ederken ilk film teklifini alır
ve 1959 yılında Belgin Doruk ve Zeki Müren'in başrolünde olduğu bu kırık plak filminde Zeki Müren'in şoförü rolüyle beyaz perdeye adım atar. Sinemaya olan ilgisini keşfeden İzzet Günay, Haldun Dorman'la görüşerek kariyerine sinema alanında devam etmek istediğini ifade eder. İzzet Günay, kariyerindeki ilk yan rollerin ardından Beni Osman Öldürdü filmiyle başrol oyunculuğuna adım atar. 1962 yılında Çifte Nikah filmiyle Ayhan Işık'la eşit bir başrol paylaşır. Bu filmde komik bir jön karakterini canlandırır ve bu rolüyle dikkat çeker. Ardından 1963'te Hop Dedik filminde Orhan Günşiray ve Fatma Girik ile birlikte yine komik bir jön rolünde boy gösterir. Yeşilçam'ın unutulmaz rollerine imza atar ve bazen bir yılda 15 film çekecek kadar yoğun bir tempo içerisine girer. Fatma Girik, Filiz Akın, Hülya Koçyiğit, Türkan Şoray, Belgin Doruk gibi Yeşilçam'ın en parlak kadın yıldızlarıyla başrolleri paylaşır. 1973'e kadar seyirciyi büyüleyen performanslar sergiler ve Anasının Kuzusu, Öpüşmek Yasak, Sevdalı Kabadayı, Kolla Kendini Bebek, Akşam Güneşi, Zalimler de Sever, Kezban, Garibanlar Mahallesi, Birleşen Yollar, Bebek, Kezban Paris'te ve Kader Yolcuları gibi 200'e yakın filmde başrol oynar. 1970'lerde sinemada yükselen erotik akımın etkisiyle sinemadan soğuyan Günay, beyaz perdeye ara verir. Bu dönemde Ayhan Işık, Belgin Doruk, Göksel Arsoy gibi diğer yıldız oyuncular gibi işsiz kalan İzzet Günay, sahne tekliflerini değerlendirmeye başlar. Behiye Aksoy, Emel Sayın, Neşe Karaböcek gibi isimlerle birlikte sahneye çıkar. Maxim Gazinosu, İzmir Fuarı ve Luna Park gibi mekanlarda 7 yıl boyunca şarkı söyleyerek sanatını sürdürür. Ayrıca müzik eğitimini ihmal etmeyerek şan ve nota dersleri alır. Sinemada olduğu kadar sahnede de başarılı bir performans sergileyerek hayranlarını etkilemeye devam eder. İzzet Günay'ın sahne alacağı mekanların biletleri gösteri günlerinden önce tükenir. Bu büyük bir ilgi ve popülerliğin göstergesiydi. Ancak bu yoğunluk ve kargaşa içinde özel hayatını daima gizli tutmayı başardı. Magazin basınında çoğu ünlü gibi aşk hayatıyla değil, mesleki başarılarıyla yer aldı. 1963 yılında İzmir'de Semine Hanım ile evlenen yakışıklı oyuncunun bu evliliği, eşinin 1968 yılında beyin kanamasından vefat etmesiyle sona erdi. İkinci evliliğini 1970 yılında İpek Hanım'la gerçekleştiren Günay'ın bu evlilikten 1971'de Ömer adında bir oğlu dünyaya geldi. Küçük yaşlardan itibaren sanata ve koleksiyonlara büyük bir ilgi duyan İzzet Günay, oyunculuktan kazandığı parayla bir antika dükkanı açtı ve işletmeye başladı. Ayrıca geniş bir para ve pul koleksiyonuna sahipti. Sanatın her alanına olan bu ilgisi, yaşam tarzı, yaptıkları ve koleksiyonlarından açıkça anlaşılıyordu. Ancak hayatı sadece parlak alanlardan ibaret değildi. Şöhretinin zirvesindeyken unutamayacağı ve ömrü boyunca vicdan azabı çekeceği bir trafik kazası yaşadı. Ses dergisinin 1967 tarihli 34. sayısında bu olay şöyle anlatılır. Film çekimlerim olmadığı zamanlarda Yeniköy'e gidip denize girerim. O gün de aynı niyetle arabama bindim. Maslak yolunda İstinye-Tarabya kavşağına doğru normal hızla ilerliyordum. Kavşağa yaklaşık 400-450 metre kala birdenbire karşıma yoldan geçmek isteyen 4 kişi çıktı. Sıra halinde yolun karşısına geçiyorlardı. Aniden fren yaptım ama maalesef ortada yürüyen kadına çarpmamak mümkün olmadı. Bu kaza onun hayatında derin izler bırakan, unutamadığı bir olay olarak kaldı. İzzet Günay yaşadığı bu kaza anını anlatırken hislerini şöyle dile getirir. Kazayı anımsadıkça tüm o anları tekrar yaşıyormuşçasına bir his içindeyim. Kazadan hemen sonra adeta çılgınca arabadan dışarı fırladım. Yerde yatan ve sonradan yaşının 35 civarında olduğunu öğrendiğim köylü kadını kucağıma alarak arabaya yerleştirdim. Yanında olan ve daha sonra kadının kayınpederi olduğunu anladığım yaşlı adam ile 15-16 yaşlarındaki genç de hızla arabaya bindiler. Yaşlı adam yanlarında olan 7-8 yaşındaki çocuğa köye gitmesini söyledi. Bu sırada en yakın hastaneyi düşünüyordum ve aklıma Balta Limanı Hastanesi geldi.
hızla oraya doğru yola çıktım. Hastanede Emine Karadağ adındaki kadına ilk müdahale yapıldı ve daha sonra ambulansla alınarak ilk yardım merkezine gönderildi. Orada bekleme süresi bana 5 yıl gibi uzun geldi. Bu süre zarfında kadının çocuklarının annesi olduğunu, eşini yıllar önce kaybettiğini ve Ayaz Ağa'nın bir köyünde yaşadığını öğrendim. Kadının iyileşmesi için içten içe dua ediyordum. Ardından polise haber verildi. Fakat olay yerinin jandarma sorumluluğunda olduğu anlaşıldı. Maslak Jandarma Karakolu olaya müdahale etti ve biz de jandarma karakoluna giderek beklemeye başladık. İşte o zaman kötü haberi aldık. Bu olay İzzet Günay'ın hayatında derin bir iz bırakmış ve ona uzun süre vicdan azabı yaşatmıştır. Kadının hayatını kaybettiğini öğrenen İzzet Günay derinden sarsılır ve bu olay kendisini zor bir ruh hali içerisine sokar. Geceyi jandarma karakolunda geçiren Günay 30 saat boyunca uykusuz ve yemeksiz, sadece sigara içerek bu zor durumu atlatmaya çalışır. Bu gece onun ömrü boyunca unutamayacağı bir anı olarak kalır. Ertesi gün Sarıyer Savcılığı ve bilirkişilerle birlikte olay yerine gidilir. Fren izleri ve diğer kanıtlar incelendikten sonra bilirkişilerin ve tanıkların ifadeleriyle olayın bir kaza olduğu anlaşılır ve Günay suçsuz bulunur. Ancak bu karar onun vicdan azabını dindirmez. Günay, hayatını kaybeden kadının ailesine maddi olarak destek olmaya karar verir. Fakat bu durumun kaybedilen hayatı geri getiremeyeceğinin farkındadır. Gözyaşları içinde bu olayı anlatırken yaşadığı derin üzüntüyü gizleyemez. Usta oyuncu İzzet Günay, son zamanlarda birkaç dizide rol almış olsa da sinemadan büyük ölçüde çekilmiştir. Şimdilerde 87 yaşında olan Günay, eşiyle birlikte huzurlu bir hayat sürmektedir. Kameralara yansıyan görüntülerinde mutluluğu açıkça görülebilen Günay'ın, Yeşilçam sinemasının unutulmaz isimlerinden biri olduğu kuşkusuzdur. Megasine ekibi olarak İzzet Günay'a bundan sonraki yaşamında huzurlu ve mutluluk dileriz. Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası olarak adlandırılan, seyircileri kah güldüren, kah ağlatan, yeteneği ve karizmasıyla döneminin parlayan yıldızı olan İzzet Günay, Türk sinema tarihinin bıçkın delikanlısı olarak hatırlanacaktır. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olup, videomuzu beğenip görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.